Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Ekonominin diliyle karşınızdayız. Öncelikle piyasalara bir göz atacağız. Ardından ekonomide yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile başlayalım sevgili izleyiciler. 94.419 puanda olduğunu söyleyelim. Hemen dün biliyorsunuz bir faiz artırımı oldu. Artırımın hemen ardından da borsada yükseliş meydana geldi. Henüz açılmadı ancak vadeli işlemlerde de yükselişin olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Çünkü o seanslar açıldı. Bu arada dolarla devam edelim. Döviz piyasalarında neler yaşanıyor onu da görelim. Dolardaki son durum, biraz uzun kalırsak sevinirim dolarda. 6.4 seviyelerini görüyoruz. %0.65'lik bir kayıp var. Biraz üzerine konuşalım. Euro'da da 7.07'yi görüyoruz. Orada da düşüş var. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıkladığı karar sonrası hızla bir düşüş yaşanmıştı. Dolar ve Euro da 6.44-45 seviyelerindeydi. Dolar, Euro da keza yine aynı oranlardaydı. Ancak düşüş yaşandığını söyleyelim. Bu arada diğer birimlerle de devam edelim. Euro-Dolar paritesine gelince 1.17.09'u görüyoruz. %0.15'lik bir yükseliş var. Altına da bakalım. Altının onsu 1206 dolardan işlem görüyor. %0.41'lik bir yükselişi var. Uluslararası piyasalarda altının. Cumhuriyet altınına baktığımızda 1600 liradan satılıyor. %1.84'lük bir kayıp var Cumhuriyet altınında. Son olarak gram altına da bakacağız. 235.11 liradan satılıyor. %0.13'lük bu dakika itibariyle bir yükseliş var altının gramında.